Sevgili hocam, stüdyomuzda hoş geldiniz hocam. Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Geçen hafta hocam çok faydalı bilgiler paylaşmıştık yine. Özellikle kanser ve fitoterapi ilişkisini olumlu yönleriyle konuşmuştuk. Biraz daha teorik konuşmuştuk. Bugün istiyoruz ki biraz daha böyle pratik, anlayacağımız vakalar üzerinden. Çünkü çok fazla hastayla iletişim halindesiniz. Örnekler verebilir miyiz hocam? Kanserli bir hasta fitoterapiden nasıl yararlanıyor? Sonra evre evre de konuşuruz. Tabii ki. Geçen hafta konuştuk, birçok programda konuştuk. Biz fitoterapiyi kanserin her evresinde kullanabiliyoruz. Her evresinde fitoterapiden faydalanabiliyoruz. Aslında dünyada kanser tedavisinde fitoterapi uygulamaları birlikte yürütülen bir takım klinikler var, hastaneler var. Ve bu hastanelerin büyük bir kısmında eğer kemoterapi başlayacaksak hastaya, öncelikle fitoterapiyle başlama, önceleniyor fitoterapi, başlama düşünülüyor. Çünkü fitoterapinin bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesinde, desteklenmesinde ciddi bir katkısı var. Kemoterapide toksik ve yan etkileri yoğun bir tedavi yöntemi olduğu için öncelikle vücudu bir güçlendirmek, sağlıklı hücrelerimizi bir koruma altına almak, hatta fitoterapinin, tıbbi bitkilerin kanser hücresi ve tümör hücresi üzerine de yine kendi ve o biyoaktif yapısından kaynaklanan tesirleri olduğu için ondan da öncelikle bir faydalanmak. Ondan sonra kemoterapiye geçerek protokol bu şekilde ilerliyor. Bu protokol gerçekten hem mantıklı hem de doğru bir protokol. Çünkü bunu yaptıklarında kemoterapinin yan etkilerinden hastalar gerçekten çok düşük bir seviyede, hani geçen hafta konuştuk, çok az bir seviyede etkileniyorlar ve kemoterapinin etkinliğini de çok daha üst seviyede ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hastalığın tedavisinde hatta fitoterapinin ciddi bir etkisi oluyor. Yani pratik olarak bizim de hastalarımızda bu tarz vakalar gördüğümüz zaman, daha doğrusu hastalarımıza baktığımız zaman, eğer önceden fitoterapi başladığımız hastalar var ise onların kemoterapinin etkilerinden gerçekten çok daha az etkilendiğini görüyoruz. Biz mesela geçen hafta bir hastamıza ziyaret ettik. Zaman zaman iyileşen hastalarımıza ziyaret ediyoruz. Evet, sizin en güzel özelliklerinizden biri de o. Yani tabii ki tüm hekimlerimiz bunu yapmaya çalışıyor ama hastalarla birebir iletişim kurmak, onları ziyaret etmek, o moral motivasyon açısından çok çok hem değerli. Hem hastalar için çok iyi oluyor hem de bizim için çok iyi oluyor aslında. Çünkü biz de kendi yaptığımız işin karşılığını gördüğümüz zaman gerçekten fitoterapi çok etkiliymiş. Hani bunu konuşuyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz. Ama bir de yüz yüze temas olduğu zaman iki taraflı müthiş bir motivasyon oluşuyor. O hastamız ilk kemoterapisini alamamıştı. Genel durumu çok kötüydü, düşkündü. İşte kan seviyeleri çok az seviyelere inmişti. Tabii bir de o da var değil mi hocam? Yani kemoterapi alabilmek için de belli bir şeyde dirençte olmanız gerekiyor. Çünkü zaten yüksek onun olması yarattığı gerekiyor. Bazı harabiyetler var. Zaten o az önce bahsettiğim, öncelikle fitoterapiyle başlayıp kemoterapiyi sonradan uygulama mantığı da buradan oluşuyor. O hastamızın genel durumu düşkün ama yine de onkologlar işte biz kemoterapiyi başlayalım demişler. Ama kemoterapiyi alırken böyle birkaç dakika içinde hastanın genel durumu kötüleşmiş, fenalaşmış. Hemen yakınları işte müdahale ediyorlar ve kemoterapiden çıkarıyorlar. Ben hastamı çıkartmak istiyorum deyince zaten hani hepimiz biliyoruz bunu. Hasta almak istediği tedaviyi alır. Tedavi reddetme hakkı vardır. Doktor reddetme hakkı vardır. Hatta bu şekilde tamamen tıbbi tedaviyi reddeden insanlarımız da var. Biz bunu arzu etmiyoruz tabii ki. Bunu arzu ediyoruz anlamında bir söz anlamda asla çıkmasın buradan. Çünkü bizim bugünkü klasik tedavi yöntemleri, teknolojinin getirdiği muazzam yöntemler, muazzam teknikler. Elbette bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bu teknikleri desteklemek ve bir takım yan etkileri konusunda da onları minimize etmektir. Etkisini arttırmak, yan etkilerini azaltmak veya yok etmek. Evet, çok doğru. O hastamızda tabii kemoterapi alamıyor. Bir ay bir zaman zarfında fitoterapi, tıbbi bitkileri yoğun bir şekilde kullanıyor. O düşkün halinden çok daha güçlü bir şekilde hastaneye gidiyor ve kemoterapinin yan etkilerini hiç görmüyor hemen hemen. Kendi ağzından bunları dinlediğim zaman... Yani hocam genel etkileri mesela mide bulantısıdır, saç bulantı, dökülmesi. Bulantı, kusma, saç dökülmesi... O bulantı, kusma, halsizlik, saç dökülmesi gibi kemoterapinin yan etkilerini hiç görmüyor. Hatta birlikte biliyorsunuz hastanelerde böyle sıra sıra kanser hastalarının birbirleriyle iletişimi çok iyidir o konuda. Birlikte tedavi alırlar.
O aralarındaki diyaloglarını da bize anlattı. Yani biz fitoterapinin etkilerini gerçekten çok güzel bir şekilde görüyoruz ama tabii uygulamalarının doğru yapılması gerekiyor. Hele hele şeyden önce, tedaviye başlamadan önce, kemoterapiden önce uygularsak çok daha üst seviyede faydalarını görüyoruz. Yani biz doğanın bir parçasıyız, tabiatın bir parçasıyız ve yine yediğimiz içtiğimiz gıdalar da bizim parçamız. Dolayısıyla bünyemizin binlerce yıldır süreçte bir uyumluluğu var. Yani bitkilerle insan vücudu arasında bir uyumluluğu var. Dolayısıyla kullandığımız fitoterapetik ürünlerin de, tıbbi bitkilerin de bu uyumluluk çerçevesinde davrandığını görüyoruz aslında bünyede. Bugün kullandığımız kimyasal bitkilerse çok izole, gerçekten çok, pardon, kimyasal ürünler yani ilaçlar çok izole ve çok güçlü bir yapısı var. Dolayısıyla onları kullandığımızda bir takım yan etkilerini de yoğun bir şekilde görüyoruz. Evet, tümöre gittiği zaman etkili bir şekilde tümör hücrelerini yok edebiliyor. Ama bizim normal hücrelerimizi, evet, sağlıklı hücrelerimizi de yok edebiliyor. Yani insana bakarken insanı öncelemek, hastayı öncelemek lazım. Kullandığımız sistemleri de, uyguladığımız sistemleri de insan öncelikli kurgulamak ve o şekilde uygulamak gerekiyor. Biz ne yazık ki işte bu geldiğimiz noktada teknolojinin, sanayileşmenin ve toplumsal hareketliliğin bizi getirdiği noktada birbirimizden uzaklaştık. Psikolojik bir takım çözülmeler nasıl olduysa bunların karşılığı olarak insana yaklaşımımız da değişti. Daha mekanik bakmaya başladık insana. Tedavilerimizde de maalesef bunu görüyoruz. Sanki bir oto tamircisinin arabayı tamir eder gibi, eğer bir makine tamiri gibi insana bakarsak orada tabii çok çıkmazlara düşeriz. Bu yaklaşımları biraz değiştirmemiz gerekiyor. Zaten son yıllarda insanların tabiata dönmesinin, doğaya dönmesinin, doğal yaşama dönmesinin ve doğal tedavi yöntemlerine, doğal beslenme alışkanlıklarına, işte hanımlar kozmetikte doğal ürünlere dönmesinin altında da bu yatıyor. Çünkü insan doğanın bir parçası ve doğanın yine parçası olan, doğanın sistematiğine uygun yöntemlerle birlikte, evet, hayatını organize etmesi zaman gerekiyor. Bütün sistem bozuluyor. Bir de hocam tabii kanser evre evre, hep biz şunu biliriz, işte ilk başlarında yakaladığınız zaman tedavinin başarı oranı artar. İşte eğer daha son evrelerde yakalanırsa tedavi biraz daha zorlaşır, ağırlaşır diye. Son evrelerde de fitoterapi kullanılabiliyor mu veya fitoterapinin bu noktada yardımcı olması ne kadar etkili? Evet. Yani fitoterapiyi biz beslenme tarafından baktığımızda nefes aldığımız sürece beslenmek zorundayız. Yani yemek, içmek, gıdamızı temin etmek, bağışıklığımızı ve vücudumuzun o diriliğini ayakta tutmak zorundayız. Dolayısıyla bu mantıkla, bu gözle baktığımızda fitoterapiyi de son nefese kadar kullanabiliriz, ondan faydalanabiliriz. Kullandığımız tıbbi bitkilerin zaten toksik etkileri ilaçlar gibi çok yüksek seviyede olmadığı, az önce söylediğimiz gibi bizim bünyemize, doğamıza uygun bir yapıda olduğu için her aşamada fitoterapiden faydalanmamız mümkün. Hatta biz hastalığın son aşamalarında, yani artık bağışıklığımızın düştüğü, vücut direncinin düştüğü aşamalarda maalesef tıbbi tedavilerden faydalanamıyoruz. Mesela kemoterapi yıkıcı bir tedavi olduğu için eğer vücut o yıkıcı şeye karşı, ilaca karşı ayakta kalamayacaksa onu uygulayamıyoruz. Siz biraz ara verelim diyoruz. Bakalım vücut direnciniz toparlasın, genel durumunuz düzelsin. Ondan sonra başlarız. Ama fitoterapiyi her aşamasında kullanabiliyoruz. Her aşamasında etkinliği var. Ve kanser hastalığının da her gün yeni bir hareket tarzı, yeni bir efendim vücutta yayılım tarzı keşfediliyor. Evet, bir de artık hocam kanser hücresinin kök hücresini de inceliyorsunuz değil mi? Evet, ve evet, bununla ilgili de fitoterapide bitkilerin bu kök hücreye nasıl davrandıkları, nasıl olumlu olarak etkilediğini, evet, de gözlemleyebiliyorsunuz. Tabii ki, çünkü biz tabii ki artık insanın sağlam dokusunda da kök hücrenin aslında neler yapabildiğini, gençlik olsun, organların yenilenmesi olsun, hepsine dair çok güzel ve çok umut verici çalışmalar var. Artık şimdi artık kanser hücresinin de köküne inildi. Bir, evet, şey kökünü kurutmadığınız zaman hocam onun olma ihtimali her zaman oluyor değil çok mi? Doğru. Bu biraz böyle çok bir şey doğru herhalde. Evet, çok doğru. Kök hücreler tabii son yıllarda üzerinde çalışılan konu. Hatta normal vücut hücrelerinin de kök hücreleri son yıllarda çok üzerine düşünmeye başlandı, sizin dediğiniz gibi. Hatta biz mesela 2000'li yılların başlarına kadar beyin hücrelerinin kendilerini onarmadığını düşünüyorduk. Beyinde bir hasar oluştuysa o hasar kalıcıdır ve ömür boyu bu hasarla yaşamak zorundasınız. Halbuki 98 yılında beyin hipokampusunda, dental giriş denilen bir bölgede iki noktada kök hücrelerin yoğun bir şekilde bulunduğu ve beyin onarımında bu kök hücrelerin bir vazife gördüğü ortaya çıktı.
yani bizim beyin hücrelerimiz de kendi kendini onarıyor. Ama biz karaciğer hücremiz gibi hızlı onarma kabiliyetine sahip değil. Her bir organımızın kendine göre bir onarma kabiliyeti var veya çoğalma kabiliyeti var. Eksiklerin tamamlama kabiliyeti var. Kanserde de kök hücreler var. Bunlar da tespit edildi. Her kanser hücresinin kendisine göre farklı farklı oranlarda kök hücrelerinin olduğu bulundu. Ve genel itibariyle kök hücresi yoğun olan kanserler daha agresif seyrediyorlar. Bunun şeyleri de var tabii ki. O sıra dışı olan kanserler de var. Mesela pankreas kanserinde kök hücre oranı çok düşük olmasına rağmen çok agresif seyreden bir kanser türüdür. Ve kök hücrelere karşı bizim kemoterapinin, radyoterapinin etkisi yok. Bugün artık bu tamamen kabul edilmiş durumda. Yani kemoterapi ve radyoterapi ile beraber biz kök hücre kanseri, tümörlü dokuyu ortadan kaldırıyoruz ama kök hücreleri bir uyku vaziyetinde efendime söyleyeyim. Bugün yine bu senenin başında yayınlanan bir makale var. Normal normal kanser hücrelerinin de aynı şekilde benzer şekilde hareket ettiği tespit edilmiş yapılan çalışmalarda. Ve kemoterapiye, radyoterapiye karşı dirençli. Bakıyorsunuz yıllarca uyku halinde kalabiliyor ve günün birinde 3 sene, 5 sene sonra yeniden kök hücreler faaliyete geçip kanser hücrelerini üretebiliyorlar. Dolayısıyla kanser bu anlamda baktığımızda gerçekten çok sinsi bir hastalık. Hem agresif bir hastalık efendim ve ona karşı bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Yani kişinin, hastanın bütün yaşam tarzını belki değiştirmesinden beslenmesine ve tedavi yöntemlerine kadar elimizde ona karşı mücadele edebileceğimiz hangi yöntem varsa hepsiyle birlikte topyekun bir mücadeleye girmemiz gerekiyor. Burada tabii fitoterapi yani tıbbi bitkiler işin yadsınamaz tarafıdır. Kullandığımız modern tedavide kullandığımız ilaçlar gibi yadsınamaz tarafıdır. Beslenmesidir, uykusudur, efendim egzersizidir, günlük diyetleridir. Bunların hepsi kanserle mücadelede çok önemli unsurlar olduğu artık günümüzde bariz bir şekilde kabul edilen konular. Evet artık hocam tüm dünya gibi ülkemizde tüm tedavileri aslında holistik yani bütünsel yaklaşıyor. O zaman da tedavinin başarı oranı da çok artıyor. Evet. Şimdi kanserden en çok korkulan konulardan bir tanesi de metastaz yapması. Tabii ki sizden daha tıbbi haliyle dinleyeceğiz ama bizler bunu dışarıdan bilen kişiler olarak metastazın işte kanserin belli organlara atlayıp sıçırtlaması olarak çok biliyoruz. Fitoterapi bunlara da bir tabii ki yine diğer modern tıbbın getirdiği yöntemleri de kullanarak eşlik ettiği noktada metastazı engelleyebiliyor mu? Evet. Şimdi kanser hücreleri olumsuz şartlarda kendini korumaya alıyor ve davranışlarını değiştirebiliyorlar. Kanser hücrelerinin yapısı itibarı zaten bulunduğu yerden ayrılmak, başka yerlere göçmek gibi bir eğilimi var. Mesela bizim karaciğer hücremizin hiçbir zaman ben işte karaciğer organından, dokusundan ayrılayım, gideyim biraz da midede vazife göreyim gibi bir eğilimi yoktur. Oradan kopup başka bir yerde veya oradan çıkıp başka bir yere efendim göçmezler. Ama kanser hücrelerinde böyle bir eğilim var. Bulunduğu noktadan çıkıp başka organlara, başka yapılara, başka sistemlere yerleşme eğilimi var. Yapısında olan bir şey bu. Ve bir de içinde bulunduğu şartlar uygunsuz hale geldiği zaman nedir bu uygunsuz şartlar? Mesela oksidatif stres dediğimiz oradaki oksidasyonun bozulması, efendim bizim hipoksi dediğimiz oksijenden fakir bir alanın oluşması, yine enflamasyon, yangı dediğimiz iltihabi bir ortamın oluşması, böyle uygunsuz şartlarda kanser hücrelerinin göçme kabiliyetleri, metastatik kabiliyetleri artıyor. Efendim bizim anjiyogenez dediğimiz bir damar yapısı oluşturup kendilerini besleyici bir takım salgılar üreterek kendilerini besleyici bir şeye geçiyorlar, forma geçiyorlar. Daha doğrusu o yapıyı oluşturuyorlar, damar ağını oluşturuyorlar ve yine bu uygunsuz şartlarda kemoterapetik ajanlara karşı direnç geliştiriyorlar. Bizim uyguladığımız ilaç tedavilerine karşı direnç geliştiriyorlar. Bitkilerle yapılan, tıbbi bitkilerle yapılan araştırmalarda bu ortamda tıbbi bitkilerin ilaçların tam tersine kanser hücreleri üzerindeki antitümör etkisinin arttığı ortaya çıkmış. Yine kanser hücrelerinin bu metastatik özelliklerini zayıflattığı, onu engellediği ortaya çıkmış. Dolayısıyla tıbbi bitkilerin kanserin metastazından efendim kemoterapetik ajanlara yani ilaçlara karşı direncine kadar her aşamasında yapmış olduğumuz tedavilere tedavileri destekleyici özellikleri var. Artı yine kanser hücresi üzerinde olumsuz etkileri var. Normal hücreler üzerinde de çevredeki normal hücreler üzerindeki bir koruyucu kalkan oluşturuyorlar. Koruyucu etkileri var. Dolayısıyla biz kemoterapinin de bu anlamda yan etkilerinden korunmuş oluyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi tam bizim
vücudumuzun bir öğesi, bir efendim bir organizması gibi davranıyor. Ve düşman olarak kabul ettiğimiz hastalığa veya kanser hücrelerine karşı bünyeyle beraber destek kuvvet oluyor, birlikte aslında bir çalışma içine giriyor. Yeni bir ordunun daha bu savaşa katıldığını düşünüyorum. Aynen öyle, güçlü bir ordunun çok doğru, hatta. Çok doğru.